Evet, Hasan amca selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın öncelikle? Teşekkür ederim, sağ ol. Biliyorsun seni seviyorum, sana değer veriyorum. Sağ ol, Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Nasıl gidiyor işlerin, güçlerin nasıl? Hayat nasıl gidiyor? Hiç hiç yok, hayat. Mesela bu korona çıktığı müddet. Buna mı istersen böyle? Daha rahat konuşuruz. Aynen, çek girdi. Bu korona çıktığı müddetçe biliyorsun yani arkadaşlık, arkadaş bir arkadaşını tanımıyor. Akraba akrabayı tanımıyor. Hı hı. Yani yine de yani önemli insanlar var yani ne bileyim yani. Mahalleden olsun, eskiden kalma arkadaşlarım olsun. Yine de arasa yardımcı oluyorlar. Ama bu korona hastalık yani dünyayı sarstı. Tabii sarstı. Arkadaşlık da kalmadı arada. Akrabalık da kalmadı. Herkes kendi derdine düştü yani. Şimdi ben seni bayağıdır tanıyorum aşağı yukarı. Bir 10 sene rahat vardır. Oldu. Evet işte. Oldu. Ya o zaman biz burada Çeşme'nin de araba yıkıyorduk. Hı hı. Burada bir acı su vardı. O su kesildikten sonra yıkama yerleri açıldı. Hı hı. Yani biz artık yani bir teknoloji de gelişti. Teknoloji de geçtikten sonra biz yıkamayı da bıraktık. Hı hı. Yani şurada bir 5 arabalık hem Çeşme'nin önünü süpürüyorum, temizliyorum. 5 arabalık bir otopark var. 5 araba alıyoruz zaten, fazla değil. Hı hı. İşte orada günlük işte ekmek olsun, su olsun. Yoğurt olsun, süt olsun, anladın mı? Tabii. O ihtiyaçları karşılıyorduk yani. Şimdi bu yol kapalı, bu hastalık çıktı, o da bitti yani. Şimdi her şeyden önce seni bir tanımak gerekiyor. Seni çünkü çok değerli insanlara da yansıtacağım. Senin hayatını yansıtacağım. Valla arkadaş, ben 73'te geldim İstanbul'a. Ondan sonra bir şeye girdim. Bir Türk Elektrik Kurumu vardı, o zaman YES diye geçiyordu, Yolsu Elektrik. Tabii ki. Trakya'da köylere falan işte direkt dikiyorduk. Elektrik orada çalıştım bir sene. Oradan geldim, Elazığ'a dönüş yaptım. Oradan askere gittim. Nerede yaptın askerliği? Kırklareli'nde yaptım. Kırklareli'nde? Kırklareli keşif bölüğü. Ooo. 33 tümer keşif bölüğü var Kırklareli'nde. Olduk değil mi orası? Kutu'ya yakın tabi, şey var, Karahamza var, sınıra yakınız yani biz. Yani aşağı yukarı kaç yıldır bu sokakların içerisindesin Hasan amca? Vallahi 30 senedir ben bu sokakların içerisindeyim yani. Yani çok böyle nasıl özel olmazsa sokağa gelmeyen, sokakla tanışma hayatın yani bu nasıl sokağa adapte oldun yani kendini nasıl şimdi sokakla... Ben bir ara konfeksiyoncülük yaptım Osman Bey'de. Hatta sene kaç? 87'de. 87'de. İşçilik zamanım 79. 82. Ya bu ihtilal 80 ihtilal. İhtilal olduğu zaman ben başka yerde konfesyon çalışıyordum. Dayımın yanındaydım. Tabii ki. Ondan sonra ayrıldığım yer açtım bir arkadaşla. Yapamadık, beceremedik. Ondan sonra hayata kar ettik, işte sokaklara düştük yani. Ne diyorsun? Tabii. Çok üzüldüm ya. Şimdi ben seni neden seviyorum? Yani bir duruşum, bir karakterim var. Sokakta herkes de bu duruşu ve karakteri bulamazsın. Sağ ol, Allah razı olsun. Yani biz öyle... İnsanlar böyle nedensiz düşüncelerin peşinde. Yani gideceği, kalacağı yerleri daha çok böyle spontane seçiyor ama sen benim, hani ben seni tanıdığımdan beri hep aynı basamaktasın. Yani hep aynı yerdesin. Kimseyle işin gücün yok. Ben kimseye işim olmaz. Yani bir yarım ekmeğim olsa, bir gelirse ihtiyacı var, ona yarısına ona... Gelenin gidenin de çok senin, sevenin de çok. Var, eski arkadaşlarım gelenler var yani. Buraya maça gelenler falan oluyor işte o maç dolayısıyla. Bizim çarşı tayfasında. Her çarşı tarafı. Ben de doğma abime Beşiktaşlıyım. Allah razı olsun. Yani Elazığlıyım ama anamdan doğma abime Beşiktaşlıyım. Ooo, efsanesin Hasan. Efsaneyim. Yani hayatım da öyle yani. Vay be. Arkadaşlar öyle. Bu videoyu izleyen sevgili büyüklerim, Hasan amcamız koyu bir Beşiktaşlı. Onu sevindirmek istiyorsak Beşiktaş'ta bir forma, kazak ya da mont tarzı böyle onu en azından böyle bir tebessüm adına güldürebilecek şekilde bir mont sana ben ayarlayacağım inşallah. Bu videoyu izleyen güzel insanlardan birisi illaki sana güzel bir Beşiktaş'ta bir mont ayarlayacağız abi. Kazak kış da geliyor. Beş yaşlar yapar. Tabii. Ona da dediğim gibi 50 açıktır aşktır yani. Beşiktaş aşk takımı. Aşktır, evet. Aşktır. Kesinlikle evet. Ben...
Yani Beşiktaş dediğin zaman böyle tüylerim diken diken oluyor, bak görüyor musun? Evet. Kovarecim'i hatırlar mısın? Şampiyon olduğumuzda şampanya patlatıyordu evet, o Mavaç'ı. Evet, evet. Kovarecim'i biliyorsun, Fener hasta yani. Vay be. Fener hastasıdır yani. Tabii. Yine burada antipatik bir ortam oluşturmamak adına Fenerbahçe ve Galatasaray Trabzon'da bizim Türk hepsi, takımı. Bütün takım var, hepsi. Tabii. Ama onlarda da karşı bize olan bir hani tabii, sevgi tabii, var, evet, bizim de onlara tabii, karşı ama tabii. Ne yapacaksın? Kediyle köpeğin birbiriyle oynadığı gibi. Biz de öyleyiz. Biz de öyleyiz, evet, evet. Yani, maalesef. Ama birleşir. Yani Türkiye'nin maçı olduğunda bütün Beşiktaş, Trabzon, Türkiye'nin bütün takımları birleşir. Bizler kardeş takımız. Evet, evet. Sen çok güzel, efsane bir duygu yüklü insansın Hasan amcam. Yani biraz böyle nasıl söyleyeyim ben sana, başından geçen hadiseler, olaylar, seni tanımak isteyen insanlar. Nasıl diyeyim, insan mesela bunu izlediğinde Hasan amca kimdir mesela? Valla bütün yani elimizden gelen, elimizde bir şey varsa, hı hı, yani ihtiyacımız olduğu halde biz başkasına, hı hı, yardımcı olmaya çalışıyoruz, varsa yani. Tabii, Allah razı olsun. Yani ne bileyim, bir kötü alışkanlığım, içki içerim. Hı hı. Başka bir şey kullanmam, sigara kullanmam. İçki dediğinde ara sıra bira mı yoksa? Ya bira içerim, rakı mısam rakı içerim, o yani. Ehli keyif. Ehli keyif ya, zaten şimdi içemiyoruz, ne ehli keyif? Yok, yani şey var, o Ayyaş, kolik böyle müptezim olmuş insanlar yok, gibi. Kesinlikle. Ben çünkü 7-24 sene içen birisi olarak bilmiyorum. Kesinlikle, öyle bir şeyimiz yok. Tabii. Ha. Yani bulunca, bu arkadaş ortamı olunca içiyoruz, devamlı. Zaten imkan yok, içemezsin zaten. Vallahi var ya Hasan amca. Alkolik olamazsın yani. Hı hı. Bir rakı kaç para olmuş biliyor musun? Ya. Benim gençliğimde mesela askerden sonra 78'de o zaman işçiydim konfeksiyonda. Hı hı. 2000 lira haftalık kalıyordum o zaman, daha o sıfırlar atılmamıştı. Hı hı. 2000 lira haftalık kalıyordum. Para bitmiyordu. Ya. Bitmiyordu para. Şimdi 1000 liraya telefon alamıyorsun. Telefon nerede 1000 lira? Nerede söylüyorsun? Aldığın zaman şey işte, daha dandik telefon. Ne telefon olsun? Ya. Normal o bizim demir takozlar var şimdi. Hı hı. Mesela benimki camı kırmış ama bu da dandik yani. Ya iş görüyor yani. Açılamazsın telefonu. He, düştü. O da bir arkadaş dedi, Allah razı olsun. O da bizim Beşiktaş güzel bir kardeştir. Telefonum bozuldu, bunu getirdi bana, Allah razı olsun. Hayattan beklentin ne Hasan amca? Vallahi hayatta hiç beklentim yok. Bu yaşta sen beklentim ne olur? Yok yani, hayalim vardır. Herkesin bir hayali vardır. Hayallerine ulaşabildin mi? Gerçekleşti. Hayalim ne? Benim hayalim bir sıcak yuva, işte bir sıcak aş. Tamam mı? O yani, başka bir hayal yok. Yani o çocukken böyle beklediğin hayatı yaşayabildin mi? Ya herkesin tabii hayali var. Yok, ne diye yaşadım mesela. Mesela sevdiğimi alamadım. Aa. Evet. Yani bir türlü alamadık. Ne diyorsun? Tabii alamadık. Sonra öyle kaldı. Evlenmedik. Evlenmedin değil mi? Evlenmedik. Çocuk. Ya biriyle bir nikah, imam nikahıyla bir süre yaşadım yani. Olmadı. Çocuğumuz olmadı. Zaten o biraz yaşımız, onun yaşı geçkindi. İlleriydi. Onu da kaybetti. Kanserden Allah öldü. Allah rahmet eylesin abi. Ben de şey, hayatımı idame ediyorum yani. Yani buradan seni izleyen güzel insanlardan, yani seni duyuyorlar. Senin gibi insanlara yardımcı olmak için can atıyorlar. Yani istediğin, yani böyle gönlünden geçen, ne bileyim, aklında olan, mesela onlara söylemek istediklerin, duygularını mesela söyleyebilirsin. Çünkü benim görevim sizin gibi insanlarla onları buluşturmak. Yani çünkü o insanlar da sizi tanımak istiyor. Mesela bir Hasan amcanın şu anda Türkiye'de yaşadığını burada izleyen insanların %98'i bilmiyordu mesela. Ya da %99'u. Ama bir Hasan amca var ve yaşıyor. Herkese inat, her şeye inat, bir şekilde ayakta kalmak istiyor. Hayatta kalmadın zaten, hayatın önemli bir duruşu olan bir insansın. Yani ben bir insanın gözlerine baktığım zaman şöyle, Atatürk gibi mesela bir duruşu olabilen bir insansın sen. Çünkü hep aynı bir segmenttesin. Ya bir dalaverenin içinde görmedim. Ne bileyim, bir garı meşhur eliminde bulunmadın. Ya ben seni tanıdığımdan beri hep aynı yani. Hep aynı bere, hep aynı mont ama ben, hiç değişmez yani. Yani 30 senedir buradayım. Yani mahalleli tanır. Hı hı. Spor yapmaya girenler tanır. Hı hı. Tamam, buraya arabasını park edenler tanır. Hı hı. Yani herkes benden memnun. Yani ben Hasan amcayım diyorsun. Heh, ben seviyorum. Yani bir büyük olarak, ya da benden büyüklerim de var. Hepsini seviyorum. Biliyorsun ben seni sokakta kalırken akıl hocası olarak değerlendiriyordum. Geliyordum hep burada, evet, dertleşiyordum. Evet, evet. Biliyorsun ben yemeğim var ki herkese bölüşürüm. Allah razı olsun Hasan amca. Ne varsa. Ayşe kadın yaptın ha? Bunu
Bir arkadaşım evden getir konserve. Oo, konserve yapıyorlar Ayşe, ya. Ayşe kadın değil mi? Bu fasulye. Yazdan konserve yapıyorlar ya. O evden getir. Allah razı olsun. Helal olsun. Vallahi sıcakmış ya. Ben de şimdi konserveyi açtım. Biraz yemeğini de soğuttuk ama senin nasıl olsun anladın? Yine sıçırız. Allah razı olsun. Allah razı. Vallahi Hasan amcam. Ama senin için de sevindim ha. Allah razı olsun. Ya toparlamaya çalışıyoruz işte be Hasan amca. Ha bu arada Fener'e 4-3 Dergen Hoca iyi şey yaptı. 15 sene sonra. Ben onun bir maçı var bende 15 sene önce. Tabii Hasan amca. Daha hani dedin ya bir tane rahmetli için bir imamla kağıla yaşıyorduk. Onun benden önce kızı vardı. Tabii ki. İmraniye'deyiz. Tam maç o zaman kaç 2-1 miydi? Neydi? Şey, tam aklımda kalmadı. Arabayla geliriz, Üsküdar'a geliriz, 500 aşa geçeceğiz motorla. Ne bileyim 4-2 o 3-1 oldu falan filan, kırmızı kart filan, o panko geçti Karla'ya. Tam iskeleye vardık 4-3 oldu, tamam mı? Motorlar şimdi başladı işte kollara basma motorlar da hepsi 5 taşı biliyorsun. Şimdi bir mazı kaldı 15 sene yine 4-3 aynı. Vay be, ben şeyi merak ediyorum, bizim çocukken bir efsane vardı. Galatasaray'la Galatasaray'la Fener derbi yapacakları zaman Boğaz Köprüsü'nün o altındaki deniz yok mu? Boğaz'daki deniz. Donmuş, futbolcular orayı yürüyerek mi geçmiş? Öyle bir hikaye vardı. Doğru mu? Ya öyle bir söyleti var ama biz görmedik, bilmiyorum. Sen de mi görmedin? Ben görmedim, öyle bir söyleti var yani. Sen de duydun değil mi? Evet. Ben çok çocukken duydum onu acaba o, dedim. O çok eski yani. Derler yani Boğaz dolmuş yani, çok eski yani. Donmuş değil mi? Evet, öyle derler, Boğaz dolmuş yani. Yani bir rivayet olduğu söyleniyor, yani, gerçek yani, öyle, değil mi? Ben de duydum da, yani biz gözümüzle görmedik yani. Peki bu sosyal toplumu nasıl değerlendiriyorsun abi? Nasıl efendim? Yani normal insanları, mesela şurada yürüyen dayı, evinde ya internette... Ya mesela, şimdi bu hastalık mesela... Düzen olarak, sistem olarak? Ya, sistem olarak, sistem. Zaten sistem bozuk yani. Sistem. Değil mi? Tabii. Çünkü sokağın nüfus arttı biraz şimdi, amca. Büyük adı küçüğünü tanımaz, şey yapmıyor, saymaz. Küçük büyüğünü tanımaz, anladın mı? Bizim gençimiz öyle değil ki. Şimdi Hasan amca, her şeyden önce röportaj yaptığımız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Senin şu anda bir ihtiyacın var mı? Var, herhangi bir şeye? Küçük ayakkabım yok. Ayakkabın mı? Mont. Bot giyer misin bot? Giyerim, 42 numara. 42 numara bot. Giyerim. Başka? Pantolon? İşte giyim üzerine işte ihtiyaç var, bir de gıda üzerine işte kuru bakliyat, işte yağ, çay, şeker, kahvaltılık, bütün şeylerden başka bir ihtiyacımız yok yani. Allah razı olsun abi, ben bunu şimdi WhatsApp grubuna atacağım inşallah. Seni inşallah destekleyen insanlarım var. Allah razı olsun, yapan da yapmayan herkes Allah razı olsun. Allah razı olsun Hasan amca. Çok teşekkür ederim yayınıma katıldığın için. Teşekkür ederim. Var mı isteğin arzun? Sağ ol, teşekkür ederim.